Selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Başlamadan önce geleneksel selamlamamızı yapalım. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Umutcan Diken Yol, Emir, Hakan Öksüz, Sadir Alışık ve Find the Light in the Dark'a kanalıma üye katılımla destek oldukları için canı gönülden teşekkür ederim. Aralık ayından beri Dragon dizisinin ikinci tanıtımı bekleniyordu ve nihayet Perşembe günü geldi. Hem de bir değil iki tane. Köy de bir göz Allah verdi iki göz diyebiliriz. Tanıtımlar siyahlar ve yeşil olarak iki tarafın gözüne işlenmiş dizinin sözü de hepiniz seçmek zorundasınız. Ben hala iki tarafı da seçmeyenlerdenim hala iyi bir hükümler olacaklarına dair inancım yok. Siyahların tanıtımı daha çok sevdiğimde belirtmem gerekir bu sebeple onlardan başlayalım. Sahne ilk olarak özet niteliğinde Rhaenyra e ve Daemon'un sırasıyla gözükmesiyle başlıyor. Kara kraliçe Ejra kayasında muhtemelen Daemon nerede da tam belli değil dışarıda veya kale koridorunda yürüyor olabilir. Gece vakti ve üstünde basit bir kıyafet var tahmin etmem gerekirse kraliçeyi suikast düzenlendiği gece olabilir. Daemon durumu sezinip ayaklanmış olabilir arkadan da kraliçemiz için savaşıyoruz diye bir ses var. Tanıtım alt yazısında bu sesin Damon ait olduğu söyleniyor ama sesi benzetemedim. Muhtemelen ikiz kral muhafızlarından Rainer'in yanında olan şövalye söylüyor bunu. Ses ona benziyor zira. Bilhassa tahminim doğru ise sahneyle ilgili bu cümle çok yerinde kardeşiyle dövüşürken söylenmiş olabilir. Zaten hemen arkasından bu şövalyenin dövüş sahnesini görürüz. Kimine dövüştüğü belli olmasa da kitapları okuyanlar kim olduğunu biliyor. Sonraki sahnede Damon'ın zırhı içinde Dejar aslında binmiş halde görüyoruz. Gece ve fırtına var. Heron'un saldırısının olacağı gece Sonraki sahne deniz kenarında gün batımı veya doğuşunda bir cenaze töreni. Luka cenaze düzenliyorlar. Damon hariç herkes orada. O da muhtemelen az önce bahsettiğim gibi savaş meydanında olsa gerek kraliçe konuşmaya başlıyor. Babasının ilk doğanı olarak yerine geçmek için seçtiği kişinin kendisi olduğundan bahsediyor. Babası sonuna kadar bu karan ardında durmasına rağmen Egon benim tahtıma oturdu diyerek savaşmaktan ve kazanmakta kararlı olduğunu söylüyor. Bu söylemler siyahların savaş başlatmasını kendi taraflarından haklı çıkan bir gelişim olarak görülebilir. Yani tatlım varsa bendim tatlımı çaldılar şimdi savaş vakti muhabbeti. Benzerini yeşiller tanıtımında da göreceğiz. Arka planlarda da Heronol ve Tanrı gözünü görüyoruz. Bir ejderha uçarak gidiyor. Sarı olduğuna göre Rhaenyra olabilir. Aegon'un ejderhası sarı olduğu için o da olabilir aslında. Arkadan gördüğüm için ayırt edemiyorum. Kitaplarda kara kraliçe bir kere ejderhasına biniyordu savaşta. Keza Aegon'da Rhaenys'le olan savaşına binerken okumuştuk. Bu sebeple ikisinin de Horonal'a geldiğini iddia edemem ama dizide birçok şey gibi bu konuda da değişiklik var gibi görülüyor. Rhaenyra'nın Ejder'a bindiğini göreceğiz birden fazla gibi savaşacak. Belki Daemon kaleye ile geçtikten sonra kraliçe geliyordur. İnternette ikinci sezonun finali diye gördüm ben bu sahne için. Siyahlar tanıtımı olduğuna göre sahnesi geçelim. geçelim. Sonraki sahne kaya gibi kraliçe denize bakıyor. Ejderhası uçuyor. Yanında bir kız var ama kim olduğunu bilmiyorum. Daemon'un kızlarından biri olabilir. Sonraki sahnede yine kraliçeyi ejderhasıyla görürüz. Deniz kenarı kumsal bir alana iniyor. Galiba fırtına topraklarına gelmiş fırtına buzuna benzer bir kule görüyorum çünkü orada. İlk tanıtımda kederli bir şekilde denize bakıyordu. Yüzünde de is vardı. O sahne muhtemelen oğlundan arta kalanları bulmaya geldi. Zaten Cyrus kederli bir şekilde de küflüyor. Bir sonraki sahnede Aegon'u tahtta ilerleyip otururken görüyoruz. Kayada aile yemeğinde kraliçe toparlanmış halde. O sözünü tamamlayıp savaş ilanı veriyor. Arkadan neresi olduğunu anlayamadım bir sahne var gece. Ejderhanın uçuşunu izleyen bir şövalye var. Beyaz pelerini galiba bu durumda ejderha kayısı olabilir mi diye düşündüm. Kraliçe ejderhasını bilmek için giderken gördüğümüz için bu sahne bağlantılı diye düşünüyorum. Fırtına burnuna doğru gidecek diye tahmin edebilirim haber aldıktan sonra. Arkadan da Jace'i duyuyoruz. Diğer yakına parçalar ayrılacak diye başlıyor. Kuzey'i ve Sur'a giden insanları görürüz. Bebeğim Craig'in Stark, Jace ile beraber oraya gidiyor. Arkadan Jace devam ediyor. Eğer insanlar Kral Viserys'e ve varisine verdiği yeminini hatırlamazsa diye bitiriyor. Craig'in sırtında buz ve yanında Jace ile görüyoruz. Sur'da yürüyorlar. Craig'in oynayan Tom'a peruk takmışlar. Sevindim. Lannister gibi dolanmayacak etrafta. Kılıcın sırtında olması da bana kitap kendi kılıcını sırtında taşıması anımsattık. Çok hoş. Jace'in saçları da değişmiş arkadaşlar. İnsanlar korkunç peruk kararına eleştirdikten sonra çıkarmışlar belli ki. İnsan en başta düşünür bunu yani. Tabi bu da zamansal açıdan çelişki doğurmamış diyemem. Jay sura gidiyor kısa bir süre orada kalıyor ve saçları hem uzuyor hem de kıvırcık oluyor. Kuzey yaramış olana diyelim. Bu sözleri de muhtemelen ikna etmek için söylüyor. Arka arkaya 3 saniye hızlıca geliyor. Kraliçe, Gwen Haktavar Halisat'ın kardeşi ve yine Ejra. Gwen altın pelerinlerin başına geçip başkentte takılıyordu kitapta. Burada zırhlı ve at üstünde ilk tanıtımda hareket halinde ordular görmüştük. Ordular getiriyor sanırım. Gökyüzüne baktığına göre ejderha sahnesi onunla bağlantılı sarı renkliydi. Sayrex'e benziyor. Sonra bir savaş sahnesi ardından bebeğim Eamon'da görüyoruz. Koridorda yürüyor. Corliss'in sesini duyuyoruz. hak yürüyor diyor. O sırada kısa bir an otta görünüyor. Bu canavarın başına ezmelesin diye tamamlanıyor Rhaenyra'ya. E Kendi adası olan Driftmark'ta gemisine doğru yürüyor. Corliss topallıyor. Sanırım bir önceki sahneyle bağlantılı saldırı öncesi. Dediğim gibi Kraliçe Normalde savaşa hiç katılmıyor kitaplarda zorlu bir doğum ve çocuğunun ölümün üstüne kapanıyordu kaleye. Dizle fail olarak savaştıracaklar. Yine fırtınalı bir geceye zırhlı ve kılıcını çekmiş bir adam yavaşça merdiven çıkıyor saldırıya hazır. Damon. Heron'un devamı arkadan kendisi konuşuyor zaten. Şartlar basit. Sahte kraldan vazgeç. Kraliçeyi diz çök ya da halini yakarım. Tipik bir Targaryen yani. Eğer gece sahnesi Heron ise bu da taş çit sahnesi olabilir. Brecken hanesi yeşilleri destekledi. Siyahları destekleyen Blackwoodlar'da akıncılar gönderdi oraya. O sırada da Heron'un ardından Damon kaleye çöktü ve teslim aldı. İki hanenin gençliğini karşı karşıya ilk tanıtımda görmüştük. Yeşiller tarafında tekrar göreceğiz. Daemon'un sözlerinden sonra Kristin kolu orduyla savaşa giderken görüyoruz. Tahminen ünlü Ruxus'a savaşından bir kesit görüyoruz. Ardından Bella'ya Mundar görüyoruz. İlk tanıtımda da görmüştük zaten savaş atıyordu. Kendisi savaş sırasında ejra bilmediği gibi faal bir şekilde katılmıyordu aslında. Dizideki değişikliklerden biri bu. Rhaenys mantıklı dış ses olarak savaşın gidişatında birbirlerini öldürme odaklandıkları bir an gelip savaşın en başta başla unutulacağını ifade ediyor. Yani bir noktadan sonra savaş tahtta oturmaktan ziyade birbirlerini yok etme arzusuyla yer değiştireceğini söylüyor ki dansın sonu düşünüldüğünde tam olarak tergen hanesi olan da buydu. Ejderhaların ölümüyle beraber hanenin çöküşü de başlamıştı. Bu sırada da kraliçe ve kralı gösteriyor. Aegon zindanda birini öldürüyor. Bu ikisi için söylenmiş bir söz daha çok. Vegarada görüyoruz uçarken arkadan tekrar Damon sahnesi gece bir salona giriyor. Bir düzine insan toplanmış artık masada yemek miyor savaş planı yapıyor emin değilim ama Heron'un sahnesinin devamı bu. Arkadan da açılışta kraliçemiz için savaşıyoruz deyip ikisi şövalyenin dövüşü sahneyi tekrar görüyoruz. Reyna ile başladığım şeyden korkuyorum dedik savaş başlatmanın sonuçlarından ilk defa şüphe ettiğini ifade ediyor. Ve Damon'ın ejderhasını çığlık atarken görüyoruz başlardaki sen aynısı aslında ve tanıtım bitiyor. Şimdi Yeşil'in tanıtımına geçiyoruz. Bu sefer ilk başlardaki özeti geçiyorum. Sonrasında tekrar göreceğiz zaten. Alicent'i tapınakta dua ederken görüyoruz. Arada ejderha çukurunu görürüz ve tekrar kraliçe dönüyor odada herhalde Larry Strong ile konuşuyor. Kocası hayattayken diğerde barış olduğunu hatırlatıyor. Aegon'un kişisel armasının asıldığını görürüz ve konsere toplantısına giden Kol ve Alicent'i görüyoruz. Siyahların tanıtım başında Rayne'nin yaptığı gibi Alicent'te yaşayanların kendi taht hakkını nasıl meşhur zemine oturttuğuna dair bir konuşma devam ediyor. Ölüm döşeğinde Viserys'in Aegon'ı seçtiğini söylüyor ve kralı da tahtına otururken görüyoruz. Tahminen kral topraklarının surlarını görürüz. Ejderhaların saldırmasına karşı akrepler hazırlanıyor lakin askerler altın pelerinler değil. Hak armasını taşıyor. Bu sebeple eski şehrin surları da olabilir. Eğer öyleyse burada olduğu Martin tarafından açıklanan Prens Daeron'u görmemek saçmalıktan ibaret olur. Gerçi dizide hala olmaması isminin geçmemesi bile saçmalık. Dizi haberler videonun söylediğim gibi kesin yazın zorlaması ile eklendi sonradan. İkiz şövalyelerden diğerini görüyoruz aynı yerde. Bu da bende başkent sahnesine ait olduğu izlenimi veriyor. Galiba altın pelerinlere şehrin savunmasını güvenmeyecekler işi haktar rastgele yapacak. Otto konuşuyor ve siyahlar için artık intikam arzusu peşinde koştuklarını ifade ediyor. Alicent'e böyle heyheyler gelmiş görünüyor. Tahminen Eamon'un Luke'u öldürmesinin ardından konuşuyorlar. Damon'ı siyahlar kampında görüyoruz. Rhaenyra'yı de kızgın şekilde koltuğunda otururken sonra ejderhasıyla. Siyahlarda gördüğümüz aynı ejderha ve savaş sahnesi bunlar. Asıl yeni olan kaleye sızmak için nöbetçi rüşvet uzatan kapışonlu adam. Kan ve peynir sahnesinin başlangıcı. Akabinde kaleye girmiş halde görürüz kendilerini. Koridorda yürüyorlar. Daha tünelde yürüyorlar. Aegon'u da krala yamuk yapamazsın konuşması yaparken görüyoruz. Kafasında Aegon'un tacı olan bir miğfer görüyoruz. Aegon'u şu ünlü savaşına hazırlanırken görüyoruz şu an. Akabindeki sahnede zaten zır içinde Lelys'e kızgın bir bakışlı bir ilerleyiş yapıyor. Ben de en az onlar kadar korkuyorum itirafında da bulunuyor birine karşı annesi muhtemelen. Ve Sunfire'ı görürüz ejderha çukurunda. Akabinde annesiyle odasında görüyoruz babasının maketi kaldırılmış. Ayrı de sert tahtta otur diye fedakarlıklar yaptık bir bilsen konuşması yapıyor oğluna. Damon'ı ejderhası Heron'un Harun'un kulesine inerken görüyoruz. Askerler kaçışıyor. İlk tanıtımda gördüğümüz gecelikte Damon sahnesi görünüyor. Harun'un sahnesinin ardından geldiği için bir itme kaya değil de Harun'a bağlantılı olabilir mi diye düşündüm. Eamon da amcam benimle yüzleşmeye cesaret ederse severek bu meydan okumayı kabul ederim diyor. Bu i̇kisinin kapışmasını bekliyorum zaten ama en erken 3. sezonda görürüz herhalde. Yoksa dizinin sonu gelmiş olmaz mı yani? Helena'nın çocuğu için cenaze törenini görüyoruz. Otto'yu konserde kazanacağız ve Boris Sazlerken görüp ardından Blackwood ve Brecken kapışması sahnesi görüyoruz. Otto devam ediyor. Lakin zafer için şiddet kullanmanız gerektiğini anlamanız gerekiyor diyor. Arkada konser sahnesi sonra kolu kılıcı kısılıp yürürken görüyoruz. İlk tanıtı bahsettiğim Daskandal yani Gölgeli valide saldırısının devamı bu. Kol bu sırada kraleli bir sonraki sahnede bir hizmetçinin kanlı elbise veya pikeyi götürürken görürüz. Kan ve peynir olayının arkası olabilir. İnşallah çocuğu öldürürken göstermezler dizide. Egan da Otto'nun bu sözü üzerine iyi savaş o zaman diyor hevesli bir şekilde. Sonra aynı vagar sahnesi. Kolu aynı savaşa giderken ama bu sefer ormana girerken görüyoruz. İkizlerin dövüşünü görürüz yine. Kızıl Kale kadraja giriyor. Alessand konuşuyor ve hayatı boyunca hanesine ve diyar hizmet ettiğinden ama bunun bir şekilde önemsiz olduğundan bahsediyor. Ben, belki de bu da bir şekilde Rainer'in başlattığım şeyden korkuyorum sözünün bir paralel olabilir. Orduları yürürken görüyoruz. Rooks Res kalesini görmüş olabiliriz şu an. Anladığım kadarıyla ikinci sözün odak savaşı bu olacak. Tanıtımlar artık da hep bu savaş üstünde sahnede sahip. Mundanser'ı da görürüz aynı değerde. Demek ki bu savaşı o sokacaklar kızı. Kol ordusunun savaş motivesi konuşması yapıyor. Egan'ı ve sonra Sisimoku olduğu söylenen Ejra'yı görüyoruz. Açıkçası Ejra'yı ayırt edemez oldum ama Göğüs kısmı ayrılsa bakarsak gerçekten o gibi. Ejra döleri sahnesiyle bağlantılır herhalde ama yeşillerin tanıtımın sonunun siyahlara ait bir ejra ile bitmesi anlam veremedim. Genel olarak tanıtımlar güzeldi bence ve insanları yeteri kadar oyalar diye düşünüyorum. İlk tanıtımdaki müzikle karşılaştırdığımda müziği pek sevmedim. Ben genelde fragman müziklerine ayrı severim dikkat ederim. İki taraf için iki ayrı fragman hazırlanması gayet yerinde olmuş sizi bilmem. Ama ben taraf seçmeden izlemeye devam edeceğim. İki tarafta da sevdiklerim var zira ve bahsettiğim gibi kimsenin hak ettiğini düşünmüyorum. Peki sizin tarafınız var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Haziran'ın 16'sında ilk bölüm geliyor arkadaşlar ve Blue TV üyeniz varsa izleyebilirsiniz. Evet videomuz burada sona eriyor. Daha fazla kişiye ulaşmak ve kanalımızın büyümesine yardımcı olmak adına videoyu paylaşmayı ve beğen diye basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.